çocuklar. Gördüğünüz gibi küçük bir ayna parçasıyla koca koca balıkları alt etmek mümkün olabiliyormuş. Öğretmenim, nasıl oluyor? Hiç anlamadım. Nasıl mı oluyor? Işık. Işık bazı canlıları farklı etkileyebiliyor. Bünye meselesi. Oynayan bir ışığı görünce dayanamayıp üstüne atlıyorlar. Değil mi Rüzgar? Öyleymiş öğretmenim. Ben de yeni öğrendim. Olayı bir de senden dinleyelim istersen. Nasıl oldu? Siz de oradaydınız ya öğretmenim. Olsun. Senden de dinleyelim. Arkadaşların duymak ister. Neler yaşadın? Ne yaptın? Ne yapmadın? Ne yapmalıydın? Hepsini anlat. Böylece yaşananları hem anlamış oluruz, hem de ders çıkarmamız gereken şeyleri bir daha hatırlamış oluruz. Aslında o kadar da dikkatsiz biri değilim. O kafesi nasıl görmedim bilmiyorum. Ha, hatırladım şimdi. Yaman. Yaman'ın topunu gördüm. Ona yöneldim. Topu almaya çalıştıkça o kaçtı. Evet evet, top yüzünden tuzağa düştüm. Maviş'i karşımda görünce nasıl sevindim anlatamam. Hele aynayla, o elindeki aynayla üçünü nasıl oynattı görmeliydiniz. Ay, tam da sırasıydı şimdi. Güneş batmak üzere. Işık giderse yandık demektir. Sizi aptallar! Ne duruyorsunuz? Yakalayın şunu! Allah! Geldiler! Bir şeyler yapmalıyım. Hay aksi! Olmuyor! Seni bücürük seni! İşte böyle kendi ayağınla düşersin. Kuzum! Sen onu bana bırak! Çok fena haşlayacağım. Madara ettin bizi. Kordon abi, tam da zamanında geldin. Övünmeyi daha sonraya bırakalım. Önce rüzgarı şuradan bir kurtaralım. En son nerede kalmıştık biz? Hani beni tuzağa düşürmeye çalışmadan önce? Sen akıllanmayacaksın galiba. Kin ve nefretle bu suları kirletmeye çalışıyorsun ya. Şunu asla unutma. Başaramayacaksın. Asla. İyiliğin, adaletin ve kardeşliğin olduğu yerde senin gibileri yaşayamaz. Bugünü unutma. Bir dahaki sefere böyle ucuz kurtulmayacaksın. Haberin olsun. Böylece Maviş'in aynası ve kordonun ışığıyla o tuzaklardan kurtulduk. Tedavi ekibi unutmayacakları bir ders aldılar. Rüzgar, sadece onlar mı? Sadece onlar mı ders aldılar? Bizim de almamız gereken bir ders yok mu? Olmaz olur mu? Bir daha dikkatli olacağım. Bir de yarışırken kendimi kaybediyorum. Kazanmak için başımı belaya soktum. Dikkatli olmam gerekiyordu. Çocuklar, sizinle bir deney yapacağız. Şimdi elinizdeki çubukları birer tane kırmanızı istiyorum. Aferin size. Ne kadar kolay oldu, değil mi? Şimdi kalan çubukları bana getirin bakayım. Hadi bakalım. Şimdi aranızda bir cengaver, o kolayca çıtır çıtır kırılan çubuk demetini kırıversin bakayım. Sırayla tek tek deneyin. Aa,
Neyse çocuklar, fazla zorlamaya gerek yok. Onları tek başına kırmak kolay ama birleştirince neredeyse imkansız. Şimdi anladınız mı beni? Maviş, özellikle sana soruyorum. Ne demek istediğimi anlamış olmalısın. Çok iyi anladım öğretmenim hatamı. Hatamı gördüm. Rüzgarı tek başıma kurtarmaya giderek yanlış yaptım. Siz yetişmeseydiniz beni de rehin alacaklardı. Aynen öyle. Biz bir arada olduğumuz için güçlüyüz. Ayrıldığımız vakit gücümüz azalır ve teker teker kırılırız. Bu da bize ders olsun çocuklar. Şimdi sizden son bir şey daha isteyeceğim. Bakayım kim daha çabuk yerine getirecek. Evet çocuklar. Size göstermek istediğim şey için ip lazım. Hem de upuzun bir ip. Hadi bakalım. Kim daha önce istediğim uzunlukta ipi bulabilirse benden bir aferin alacak. Tedo gittikçe daha tehlikeli adımlar atıyor. Ne yapacağız? Bir fikrin var mı? Elimizden ne geliyorsa. Şimdilik yapmamız gereken şey onlarla işbirliği yapanı bulmak. Onu bulunca sıkıntılarımız azalacaktır. Anlatmayacak mısın? Neyi anlatmalıyım dostum? Aramızdaki haini nasıl bulacağımızı. Onu nasıl bulacağız? Elimizde bir ipucu var. Umarım bu ip bizi ona ulaştırır. Nasıl bir ip bu? Bizi haine ulaştıracak ip. Yani. Gördün mü ipi yaşlı dostum? İşte bu ipten bahsediyorum. Benimle dalga geçmiyorsun umarım. İpucu derken ben başka bir şey bekliyordum. Nasıl bir şey? Ne bileyim ben. İpucu derken yani ip dışında her şey olabilir. Sen sadece seyret dostum. Hadi çocuklar acele edin. Buralar iyice ısınmadan gidelim. Seni hiç anlamıyorum. Sen koca avcısın. Buraların kralısın. Korku nedir bilmezdin. Dedim mi etrafta ne kadar canlı varsa kaçacak delik arardı. Ne oldu sana böyle? Ovan, ne dediğinin farkında mısın? Ne diye böyle konuşuyorsun? Sen ona kulak asma. Aklınca benimle eğleniyor. Sizi korumak dışında bir korkumun olmadığını iyi biliyor ama neyse. Hadi acele edin. Çeneniz çalışacağına elleriniz çalışsın. Bilgemeni de anlayamıyorum. Bir oyuncak için risk alınır mı? Bitti. Gidebiliriz artık. Hem bunları sadece oyuncak olarak görme. Çok işe yarayacak. Göreceksin. Evet çocuklar. Gördüğünüz gibi çok basit bir düzenek. Şimdi bir gönüllü lazım. İpi bulan aynalı olduğuna göre aynalı yapsın bu işi. Ne dersin? Sence de uygun mu? Olabilir. Neden olmasın ki? Ne yapacağım? Sen şunu al ve ip yeterinceye kadar uzaklaş buradan. Hadi bakayım. İp buraya kadar yetti. Şimdi ne yapacağım ben? Aynalı, duyuyor musun beni? Alo, aynalı. Kim var burada? Öğretmenim neredesiniz? Bu ses. Siz. Öğretmenim siz misiniz? Aynalı, benim korkma. Biz okuldayız ve sen uzaktan sesimi duyuyorsun. Ama bu nasıl olur? Anlatayım. Çocuklar görüyorsunuz değil mi? Arkadaşınız o kadar uzaklaştığı halde sesini duyabiliyoruz. Aynalı sen de dinle. Uzaktan eğitim alan ilk öğrencim oldun. Duyuyorum öğretmenim. Ses boşlukta asla ilerlemez. Sesin iletilebilmesi için bir maddeye ihtiyaç vardır. Su, hava sesi iletir. Ama ip gibi katı cisimler sesi daha iyi iletir. Bu yüzden ipe yansıttığımız bir sesi çok uzaklara taşıyabiliriz. Ama havada, suda ses o kadar uzağa ulaşamaz. Demek neymiş? Diğerleri nerede?
parka oynamaya gittiler. Seni de orada bekliyorlar. Hı, o zaman ben de gidiyorum. Git tabii. Güzel güzel oynayın. Yalnız bir şey soracağım Aynalı. Onu söyle de öyle gidersin. Sorun öğretmenim. Aynalı, bu ipi nerede buldun? Niye sordunuz ki? Önemli bir konu. Özel bir yerden getirmiş olmalısın. Bilmiyorum. Şehrin dışında bir kayalıkta buldum. Anladım. Tamam, gidebilirsin. Çok güzel oldu efendim. Çocuklara bol bol ip dağıttık. Her yere telefon ağı kurdular. Tam da sizin istediğiniz gibi oldu. Güzel. Yaşlı kaplumbağa bu sefer yaş taşa bastı. Telefon ağını her yerde kullanacaklar ve biz de onları dinleyeceğiz. Artık ne konuşurlarsa konuşsunlar. Bizim de haberimiz olacak. Jack, paralel hatlar kurun. Göremeyecekleri noktalardan hat çekin ve bütün konuşmalarını dinleyin. Her şeyi dinleyin ve bana rapor verin. Efendim, o hatlara bağlanma işini ben hallederim. Malum şehre giremezsiniz, değil mi? Aferin sana. Sen daha çok işe yarayacaksın. Sakın kendini ele verme. Dikkatli ol. Aynalı ne yaptığını bilmiyor. Nasıl bir oyunun içinde farkında değil. Maviş, sen ne diyorsun bu işe? Ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Ama birazdan her şey ortaya çıkacak. Aha, gidiyor işte. Yaman gidiyor. Tam zamanı. Aynalı'yı bu çileden kurtaralım artık. Bana hiçbir şey sormayın. Yalan söylemek istemiyorum. İpi Yaman'dan aldığını saklamana gerek yok Aynalı. Biliyoruz zaten. Yalan söylemene gerek yok. Tamam işte. Sormayın işte. Kimseye söyleme diye söz aldı benden. Sözümden dönemezdim. Şimdi anlaşıldı. Bu yükün altında ezilmene gerek yoktu. İyilik üzere verilen sözde durmak gerek. Yanlış bir iş için verilen sözden dönmek daha takdire şayandır evladım. Ne yapacağımızı bilmiyordum. Öğretmenim, bir yandan Yaman'a söz verdim, bir yandan siz sıkıştırdınız o ipi nereden buldun diye. Çok üzgünüm. Size yalan söyledim. Neyse evladım, canını sıkma. Şimdi doğru evine git. Ben de şaşırmadım. Rüzgarı tuzağa çeken top da Yaman'a aitti. Daha önce çocukları mağaraya saklayan da oydu. Maviş, çocukları mağaradan kurtardığınız günü hatırlıyor musun? Hiç unutur muyum? Her an aklımda. O dehlizler, bir daha lazım olur diye iyice hafızama kazıdım. Güzel. O gün çocukları mağaradan çıkarırken en son Tedo'nun ekibi içeri girmişti. Gördün onları, hareketleri, sözleri. Şüpheli bir durum yok muydu? Kaça! Biz geldik. Kuzucuklar nerede? Bir yere mi saklanıyorlar yoksa? Bu kadar zahmet çektik. Elimiz boş dönersek ben o Yaman'a ne yapacağımı biliyorum. Sahtekar. Susun be! Susun! Etrafı arayın. Yaman'ı suçlamayı bırakın şimdi. O zamanı suçlamayın. Doğru ya. Cümle bozuk oluyor. O Yaman'ı suçlamayın. Sanki böyle dediydi. Emin misin Maviş? İyi düşün. Emin değilim, öğretmenim. Çocuğu sıkıştırma o kadar. Hem emin olsa ne fark edecek? Sonuçta ihanet ettiği bal gibi ortada. Son olaylardan anladığımız bu. Ama ne zamandan beri onlarla birlikte anlamaya çalışıyorum. Olsun, o kadar mühim değil. Mühim olan... Mühim olan ne? Tedo'nun Yaman'la anlaştığından eminiz. Ona ne vaat ettiği bilmiyoruz. Böylesine tuzaklarla üstümüze geldiğine göre Yaman'ın gözü dönmüş. Ondan her şey beklenir. Şimdiye kadar avantaj onlardaydı.
Çünkü birden görünüp ortadan saldırıyorlardı. Şimdi ise avantaj bizde. Yaman'ın sırlarına vakıf olduk. Ve bunu Tedo da bilmiyor, Yaman da. Yani ne yapacağız? Planımız ne? Evet, planımız ne? Yaman'ı kovmayacak mıyız? Yoo, kovmayacağız. Şimdilik onun şerrinden emin olacağız, o kadar. Ona karşı uyanık olacağız. Bilmediğimizi düşündüğü için kuracakları tuzaklara kendisi düşecek bu arada. Bu arada... Yaman, Yaman belki pişman olur ve kendisi vazgeçer bu işten. Yani ona bir şans daha vermiş olacağız. Herkes hataya düşebilir ve herkesin pişman olma hakkı vardır. Onu bu haktan mahrum etmeyelim. Dönerse bizimdir, dönmez. Ve hatasında ısrar ederse o zaman kaybeden kendisi olacaktır. Merhaba arkadaşlar, ben Maviş. Kanalımıza, yani Maviş'in dünyasına hoş geldiniz. Birbirinden eğlenceli maceralarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenip altına yorum yazarsanız çok mutlu olurum.